Seçimlere aylar kala herkes ekonomiyle ilgili reçetesini sunmaya başladı. Bir ekonomistin Halk TV'de Türkiye ekonomisi için sunduğu çözüm önerisi tekrar gündem oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da umudumu yitirmedim. Yapması gereken icraatlar belli. İşte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'na istediği kadar faiz arttırmak için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir. Bir dakika. Eğer Türkiye ekonomisi bu sayılanlar yapıldığında düzelecekse bu şu anlama gelir. Ekonomi sadece ekonomiden ibaret değildir ve büyük oranda politiktir. Ve Türkiye, Amerika gibi güçlerin istediklerini yapmadığı için ekonomisi zarar görmüştür. O halde önümüzde iki yol gözüküyor. Ya ekonomi düzelsin diye başka devletlerin sömürgesi haline geleceğiz ya da ekonomik bağımsızlığımız için verilen mücadeleye devam edeceğiz. Peki sıkıntı çekmeden hem bağımsız hem de iyi bir ekonomiye sahip olamaz mıyız? Bu sorunun cevabı maalesef hayır. Çünkü büyük ekonomiye sahip ülkeler de aynı sıkıntıları yaşayarak bugünlere geldiler. Örneğin yıllarca sanayi ve teknolojisiyle övülen Almanya ve Japonya onlarca yıl sıkıntı çektikten sonra bugünkü refahına kavuştular. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu iki ülkede mağlubiyet ve sefaletle çıkmıştı. İki ülkede para birimlerini Amerikan doları karşısında değersiz bir oranda sabitlediler. Böylece ihracatta avantajlı konuma geldiler. Hatta 70'lere gelindiğinde Amerika dış ticarette iki ülkenin gerisinde kalmaya başlayınca Almanya ve Japonya'dan paralarının değerini arttırmalarını istedi. Hatta bunun için baskı kurdu. Hayır, yanlış duymadınız. Almanya'da, Japonya'da ticarete rekabet edebilmek için paralarını değersiz tutmaya çalıştılar ve bunun için Amerikalılarla mücadele ettiler ama sonunda Amerika'nın dediği oldu. 1971'in sonunda bu ülkeler paralarının değerini arttırmayı istemeyerek de olsa kabul ettiler. Ayrıca bize yıllarca anlatıldığı gibi Japonlar çalışkan, Almanlar da disiplinli olduğu için kalkınmış değillerdir. En azından tek sebep bu değildir. Asıl sebep, Amerika Dünya Savaşı'nda Almanlarla ve Japonlarla savaşırken Amerikalı şirketlerin bu ülkelere gizlice yaptığı sermaye ve teknoloji transferidir. Kaynaklarını merak edenler, Hocasıyla Dünyayı Yöneten Adam adlı belgeselimizi seyredebilirler. Yani Almanya ve Japonya, başarı hikayelerinde anlatıldığı gibi kalkınmadı. Hem uzun süre sıkıntı çektiler, hem de milli bağımsızlıklarını Amerikalılara teslim ettiler. Örneğin teknoloji devi dediğimiz Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulurken düzenli orduya sahip olmasına bile izin verilmedi. Bununla birlikte ülkenin her yeri Amerikan askeri üsleriyle çevrildi. Diğer yandan Almanlar devasa sanayilerine rağmen Amerika'nın güdümünden 70 yıldır çıkamamıştır. Yani dünyanın en güçlü 5 ekonomisinden biri de olsanız, siyasi ve ekonomik olarak bağımsız değilseniz modern bir sömürgeden ibaretsiniz. O halde Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Batı İttifakı'nda yer aldı. Sonrasında yapılan bütün kalkınma hamleleri ya askeri darbelerle ya da örtülü hamlelerle engellendi. Örneğin 1950'lerde Başbakan Adnan Menderes başlattığı kalkınma programı için Amerika'dan borç istemişti. Ancak ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin raporuna göre Amerika Türkiye'den yatırımlarını durdurmasını istedi. Hatta ileride Almanya ve Japonya'dan isteyeceği gibi Türk lirasının değerini düşürmemesini talep etmiş ve bunlar yapılmazsa istenilen borcun verilmeyeceği belirtilmişti. Başbakan Menderes bunları kabul etmeyince IMF'den borç almak zorunda kaldı ve sonrasında Sovyetlerin kapısını çalmaya kalktığında 1960 darbesiyle devrildi ve idam edildi. Çünkü Türkiye bir NATO ülkesiydi ve Amerika'ya göre bir NATO ülkesi Sovyetlere yaklaşamazdı. Uzatmayalım. 1960, 71, 80, 97 ve son olarak 15 Temmuz 2016. Neredeyse her 10 yılda bir darbenin gerçekleştiği bir ülkenin üretmesi ve kalkınması mümkün değildir. Yani siyasi bağımsızlığınızı kazanmadan ekonomik bağımsızlığınızı kazanamazsınız. Bu yüzden Türkiye son 20 yılda milli menfaatini korumaya çalıştığı her olayda ABD ve diğer güçlerle çatışma yaşadı. Bu çatışmalar yaşanırken bir yandan kendi füzelerimizi, insansız hava araçlarımızı ve elektrikli otomobilimizi üretmemiz hafife alınacak şeyler değil. Çünkü bu projeler öyle birkaç günde başlanıp tamamlanmadı. Her biri içeriden ve dışarıdan türlü siyasi ve bürokratik engellemeler olmasına rağmen tamamlanmış projeler. Dünyada hiçbir insansız hava aracından istenmemiş sertifikalar istenmeye kalkıldı bizden. Hiçbir insansız hava aracında olmayan sertifikalar. Yani ne? Bunu da isteyenler Türkiye. Evet, Türkiye'deki bürokratlar. Sonuç olarak, salgın ve savaşlarla bütün dünya küresel bir krizin içindeyken, Türkiye'nin bu süreci daha sert geçirmesinin sebebi ekonomik değil, politik. Türkiye 80 yıldır siyasi istikrarını sağlayamadığı gibi kalkınmasını ve altyapısını da tamamlayamamış bir ülkedir. Türkiye son 20 yıldır istikrarını sağlamaya çalışırken bir yandan da üretmek için gereken altyapısını tamamlamaya çalıştı. Şimdi küresel kapitalizmin sıfırlandığı ve dönüştüğü bu kriz dönemini Türkiye bir fırsata çevirdi ve biraz sancılı olsa da üreten bir ülke olma sürecine girdi.
Burada hepimize düşen bir seçim yapmak. Biraz daha rahat etmek için milli menfaatlerimizden vaz mı geçeceğiz, yoksa siyasi ve ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak için biraz sabredip mücadele mi edeceğiz?